güzel bir pazar gününden herkese merhaba. Yine dolu içeriğiyle sizler için harika bir program hazırladık. Evet. Nasılsın hocam? İyiyim. Sen nasılsın? Her ben şey yolunda beyim. mı? Her şey yolunda. Çok güzel. Bugün yine çok renkli bir program. Evet. Konularımız farklı farklı ama hepsi birbirinden güzel konular olacak bugün. Öncelikle kalp kalp ve damar sağlığını konuşacağız. Hangi durumlarda ya da hangi rahatsızlıklarda ameliyat gerekiyor ve e, ameliyat çeşitlerinden birazcık bahsedeceğiz. Sonrasında yanlış hatırlamıyorsam Haziran ayında bir LGS sınavı var. Bu konuyla ilgili öğrencilerdeki, gençlerdeki motivasyonu konuşacağız. Ondan sonra bir e, denetçilik ne demek? Nasıl bir meslek? Onun evet. üzerine birazcık bilgileneceğiz. Ben de merak en, ediyorum. Evet onu konuşmuştuk acaba nasıl bir şey? Ondan sonra en nihayet ben zirkonyum implantları anlatacağım. Dişi değil. Zirkon implantlar var. Onları konuşacağız ve noktalayacağız. Hazırsanız dop dolu içeriğiyle biz, biz bize, bize başlıyor. başlıyor. Zirkonyum implant nedir? Estetik bölge implant uygulaması nasıl olur? İmplantın ömrü ne kadar? İmplantın bakımı nasıl olmalı? İmplant yapılan hastalar ne sıklıkla doktor kontrolüne gitmeli? Diş hekimi Şahin Durmuş cevaplayacak. Küçük kesiyle kalp ameliyatı nedir? Diğer ameliyat yöntemlerinden farkı ne? Küçük kesiyle yapılan kalp ameliyatları kimler için uygun? Ameliyat öncesindeki ve sonrasındaki süreç nasıl? Kalp damar cerrahisi uzmanı operatör Doktor Harun Gülmez anlatacak. Ders çalışma motivasyonu nasıl kazanılır? Öğrenciler sınava nasıl hazırlanmalı? Verimli ders çalışmak için ne yapmalı? Sınav kaygısı nasıl yönetilir? Aileler ve öğrenciler sınava sayılı günler kalan ne yapmalı? Eğitimci yazar Ömer Şahan yanıtlayacak. Denetçi ne demek? Muhasebeciden farkı nedir? Teknolojinin gelişmesinden muhasebe ve denetim meslekleri nasıl etkilendi? Muhasebe ve denetim mesleğinin avantajları ve dezavantajları neler? Denetçi Yardımcısı Müçteba Onurhan Özmumcu cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Kalp damar cerrahisi uzmanı, operatör doktor Harun Gülmez bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Ben hemen konuma geçmek istiyorum. Küçük kesiyle kalp ameliyatı nedir? Küçük kesile kalp ameliyatı aslında çok hızlı bir giriş yaptık. Evet. Ee, programın Başlamak başında evet bir şey varsa... şeyi çok güzel söylemişti. Aslında ameliyat deyince hepimiz korkuyoruz. Evet, değil mi? Ee, hani ameliyat kalp ne zaman Kalp rahatsızlıkları deyince aslında hepimiz, hepimiz korkuyoruz. korkuyoruz. Kalp ameliyatı aslında e, hayatımızın artık e, vazgeçilmez bir parçası. Neden diyecekseniz? Bütün hastalıklarda ilk yaklaşımımız önce korunmak tabii ki. Hı hı. Ama hastalandığımız zaman ilk tercihimiz en basit yöntemle tedavi olmak. Daha sonrasında biraz daha invaziv diyelim ya da girişimsel tedavileri tercih ederiz. Ameliyat deyince hepimizin gözünde bir korku oluşur. Çünkü ilk aklımıza gelen ne kadar kesecekler? Nereden kesecekler? Herkesin aklına herhalde o büyük yani... bypass ameliyatları <laughs> evet, geliyor. Evet. Evet, Açık kalp ameliyatları evet. işte 5-6 saat sürecek, açılacak evet. bu tip evet. korkular. Hepimizin içinde yer alıyor. Aslında e, ameliyattaki hedef hastalıklı olan bölgenin cerrahi olarak tedavi edilmesi. Buradaki yaklaşım tarzı artık bizim için teknolojik bir yaklaşım tarzı haline geldi. Hı hı. E, geçmişimize baktığımız zaman, e, hani benim kalp cerrahisindeki tecrübem de yaklaşık yine bir 20 yılı tamamladı. E, 20 yıl öncesinde e, küçük kesiyi biz hep böyle gözümüzde isterdik, yapalım isterdik ama. Teknoloji sizinle beraber gelmiyor. Buna izin vermiyordu. Belki o zaman de için bu şansımız evet. yoktu. Ama son yıllarda özellikle son 10 yıl içerisindeki teknolojik gelişmeler bizim daha küçük kesilerden görüntüleyebilme şansımız. Çünkü ameliyatı yapacağınız zaman önce görmeniz lazım. Görmediğiniz yerde bir şey yapamazsınız. Teknoloji bize hem görmemizi hem de uzak noktalara daha teknik aletlerle ulaşabilmemizi sağladı. Dolayısıyla daha büyük kesi yerine aynı işlevi, arada hep onu sorarlar. arasında ne fark var? İkisinde de ameliyat, aynı ameliyat. Sadece çok daha küçük bir kesiyle o bölgeye ulaşıyoruz ve o bölgede aynı ameliyatı, birebir gerçekleştirmiş Tabii oluyoruz. Tabii bizler bunu hayal edemiyoruz belki bu kadar büyük bir işi. E, bunu nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Yani küçük kesi dediğimiz zaman ne kadarlık bir kesi var Ne kadar bu? küçük? Ne kadar <laughs> küçük? <gülüyor> 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 o zaman şöyle söyleyeyim. Bir hastam söylemişti çok hoşuma gitti. Cep bypass demişti bana. Ay, güzel. Ee, hocam biz buna cep bypass desek demişti. Çünkü şöyle söyleyeyim. Hani klasik ameliyatlarda biliyorsunuz ki göğüs kemiğinin hem başlangıcı evet. hem sonu evet. hizasında bir kesi olacaktır evet. ama Küçük ameliyat yaptığımız zaman e, göğüs kemiklerinin arasından bir kesi yapıyoruz. Hmm. Kemik kesmiyoruz. Aslında buradaki işin e, hasta açısından en faydalı noktası göğüs kemiğinin kesilmemesi. Evet. Kemik iyileşmesi biraz daha sıkıntılı aynen. bir süreç çünkü. Hep hastalarıma ben o örneği veririm. Derim ki hani mesela hocam ne kadar zamanda iyileşeceğiz? Diyorum ki bir futbolcu düşünün ayağı kırılsa ne kadar zaman sonra sahalara dönecek? Keminin iyileşmesi süreci. Bizim için de aynı şey geçerli. Yani bir kemik iyileşmesi en az 3 ay. 3 ay tabii. Dolayısıyla ameliyat evet. sonrası hep diyoruz ki 3 ay aman çok temkinli olun. Araba kullanmayın. Yan yatmayın, riskli hareketlerde bulunmayın. Ve göğüs kemiği nefes alıp verdikçe hareket ettiği için birazcık daha temkinli olmak yeterli. Temkinli Aslında hani olmak. orada da çok korkutmamak lazım. Çünkü yıllardır biz bu ameliyatı yaptık. Hı hı. Yani ama temkinli olmak evet. gerekiyor. Diğerinde kemik kesisi olmadığı için hani hemen gömleğinizin cebizasından evet. diyelim. Yaklaşık 7-8 santim, santim, 6 santim ila 8 santim civarında bir kesi. Yani tam gömlek cebi genişliğinde bir kesiyle kemik kesmeden kemiklerin arasından hemen bu kot aralığından giriyoruz. Ve o bölgeden e, hedef damarlarımıza, bypass yapacağımız damarlara ulaşıyoruz. E, aynı açık ameliyatta yaptığımız gibi aynı şekilde bypass ameliyatımızı gerçekleştiriyoruz. Dediğim gibi sonuçları tamamen birebir aynı. Konfor özellikle hasta açısından zaten, inanılmaz zaten Tabii avantajlı ki yani değil mi? en büyük avantajımız o. Evet hani e, neden bu ameliyatı tercih ediyoruz dediğimizde işte yara iyileşmesi dediğim gibi kemiğin iyileşmesi çok çok e, zorlayan bir süreç ameliyat sonrasında hı hı. ama küçük kesiyle bu ameliyatı evet. yaptığınızda vücuda ekstra yük vermiyorsunuz sadece ameliyatınızı yapıyorsunuz Dolayısıyla hastanın ameliyat sonrası iyileşmesi çok daha Çok hızlı, daha, daha konforlu oluyor, hale Peki, geliyor. Hocam tüm kalp rahatsızlıklarında bu yöntemi kullanabiliyor muyuz? Şöyle diyelim, e, ikisini birlikte kullandığımız ameliyatlar var. Nasıl? E, mesela bypass ameliyatı yaptığımız hastalarımızda e, kalbin damarlarına ulaşmak için göğüsün sol tarafını kullanıyoruz. Hani bizim hep bir alışkanlığımız vardır. Kalbimiz hep solda diye düşünürüz ama aslında kalbimiz tam... Ortada, ortada yer mi? alır. Evet, evet. Ben de onu Tam ortada yer alır. Ama evet. kalbin damar yapısı sola yakın. Dolayısıyla bypass ameliyatı yapacağımız zaman hemen göğüs hizasında e, sol taraftan bir kesile damarlara ulaşırız. Kalp kapakçığını değiştireceksek veya hmm. onaracaksak kalp kapakçı ameliyatlarında da hı hı. E, sağ tarafı ya da e, üst göğsün üst kısmında bir kesi. Yine aynı şekilde küçük bir kesiyle evet. e, açıp kapakçıya ulaşmamız daha mümkün. E, o yüzden teknik anlamda e, hem kalp kapakçı, hem bypass ameliyatı yapılacak olan hastalarda ekstra bir engelimiz yoksa Hı. çünkü ameliyat öncesinde e, bizim için en önemli unsur e, ameliyatı başarıyla sonuçlandırmaktır. Kullandığımız yöntem, kullandığımız yol tamamen hastanın ameliyat sonrasını iyi geçirmesine ve konforuna yönelik. Dolayısıyla eğer hastamız için e, kapalı kalp ameliyatı yapmak uygun ise önceliğimiz kapalı tercih etmek, küçük kesile tercih hı etmek. Hı. Ama bazı durumlarda, e, örneğin hastamız o akciğeriyle ilgili, e, sol akciğeriyle ilgili, daha önce geçirmiş olduğu bir ameliyat olabilir ve o akciğerinde ciddi yapışıklıklar olabilir ve sol taraftan diyelim ki orayı kullanmamız çok konforlu uygun olmayacaktır, olmaz. uygun olmayacaktır. O zaman yine açık cerrahi açık, tercih evet, ederiz. Tercih yani ameliyat. buradaki nokta e, tamamen hastaya özel e, planlama yapmak. Süresi ne kadar hocam bu ameliyatın? Hemen onda. Ee, ortalama olarak aynı süreyi tamamlıyor. Yine. Şöyle söyleyeyim. Hani 4-5 saatlik bir süreci içine hı hı. alıyor ama bu ameliyatın hazırlık aşamalarını da içeren bir süreç. Hı hı. Ameliyata ilk başladığımız zaman yaklaşık 1 saatlik bir periyotta ön hazırlık yapıyoruz. Evet. Ondan sonrasında ameliyata başlıyoruz. Ortalama üç 3,5-4 saat civarında süren bir ameliyat oluyor. dediğim gibi konfor bizim için çok çok önemli. Hani hem göğsün açılmamasının yanında Belki tanıdıklarımızdan biliriz hani ayak damarlarından Evet alınıyor. kesi yapılır evet. ve hani ayakta uzun bir kesi olur. Evet. Şimdi tabii orada biz e, aynı şekilde damarları artık boydan boya bir kesi yaparak çıkarmıyoruz. E, yaklaşık onda da gene 2-2,5 iki, iki santim gibi hani onu da bileğimizden gösterirsek şurada mesela 2 santimlik bir kesi yapıyoruz. Ve oradan hemen damarın üzerine teknolojik olarak düşüyoruz ve cildi hiç kesmeden... Yanılmadan tamamen damarın üzerinden seyrederek tünel şeklinde gibi şimdi hemen siz anlatırken aklıma o geldi bir evet. anda da tünel gibi düşünelim o tünel gibi damarın etrafını temizleyerek damarı cilt içerisinden çıkarıyoruz. Böylece artık hastalarımızın hem kolunda hem ayağında hem göğsünde o çok kadar uzun kesiler, kesiler olmuyor. olmuyor. Yani buradaki en büyük dediğim gibi yara iyileşmesinde çok büyük bir avantaj ve hastaya ek olarak yüklediği. Ee, hani hep şeyden korkarız. enfeksiyondan korkarız, yara iyileşmesinden korkarız. Ne kadar küçük kesi varsa yara iyileşmesi o kadar hızlı olacaktır. Doğru. Enfeksiyon riski o kadar az o kadar olacaktır. az olacaktır. Kanama riski o kadar az olacaktır. Dolayısıyla bizim için bunların hepsini bir araya getirdiğimizde hem hasta konforu hem hasta güvenliğini bir arada da e, sağlamış oluyoruz. Peki bu hastalarınızda uygun olan hastalarınızda hastalarınızı e, seçme tercihi bırakıyor musunuz? Tabii ki, tabii ki mutlaka e, hepsini tek tek bilgilendiriyorum ben ameliyat öncesi. Çünkü dediğim gibi ameliyatın e, sadece kesisi değil yaptığımız yöntemi de değişiyor. Bazı ameliyatlarımızda hiç kalbi durdurmadan çalışan kalp ameliyat yapıyoruz. Hmm. Bazı hastalarımızda da ameliyatı durdurmamız gerekiyor. Kalbi durduruyor. E, i̇kisinin de gereklilik durumları çok farklı. Ee, dolayısıyla ameliyata girdiğiniz zaman e, öncesinde mutlaka hani bir yol haritası çiziyorsunuz. Plan yapıyorsunuz. Hastanın bütün sonuçlarıyla beraber. E, hedefimiz ameliyatta bunu birebir gerçekleştirmek. E, ve %90 oranında da ameliyat öncesi planladığımız e, programımız uygulanıyor. Ama yüzde %10 civarında hastamızda mesela küçük kesiyle planlarken ee, o bölgedeki damar yapısının uygun olmaması hmm. e, veya yapışıklıkların olması gibi sebeplerle açık cerrahiye dönmemiz gerekebiliyor. Peki o ameliyat sırasında mı dönüyorsunuz tabii. yoksa sonuçlarda mı? Tabii tabii Yok, tabii, tabii. Girdiğinizde ameliyat esnasında e, %10 civarında hastada bu şekilde bir olabiliyor. 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 E, o yüzden ameliyat öncesi iyi planlama yapıp ona göre ameliyatı planlamak gerekiyor. Tam onu soracaktım hocam. Ameliyat öncesi ve sonrası süreç nasıl işliyor hani hasta geldikten sonra? Şöyle bizim için olası bütün komplikasyonları çünkü yıllar içerisinde gelişen bir süreç var. Hangi işi yaparsanız yapın başarısızlık sebeplerinizi biliyorsunuzdur. Evet. Bir şeyin niçin başarısız olursunuz? Dolayısıyla biz bunların hepsini tek tek önümüze koyarız ve onunla ilgili bütün testleri çalışırız. Buna Anestezi de dahil, buna hastanın tüm e, akciğer, böbrek, karaciğer, sistemik, beyin, hı. bütün sistemik muayeneleri de dahil. Çünkü kalp ameliyatları diğer ameliyatlardan çok farklılık gösterir. E, çünkü dolaşıma müdahale edersiniz. E, diğer büyük ameliyat grubuna koyduğumuz genel cerrahi veya işte ortopedi gibi büyük işte protez ameliyatlarında sadece bölgesel çalışırsınız. Ama hastanın dolaşım sistemine müdahale etmezsiniz. Doğru. Biz hem ameliyatımızı yaparız hem ameliyatımızı yaparken de hastanın kan dolaşımını, tüm vücuda giden kan dolaşımını da e, müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Yani kalbi eğer durdurmanız gerekiyorsa o dolaşımı sağlayan bir e, kalp akciğer makineniz vardır. O makineyle desteklersiniz. Devam ettirmek zorundasınız Tabii, çünkü hastada. Ya da e, işte o yüzden kalbi durdurmadan çalışan kalpte hmm. yapmamız gerekir. Onun da dediğim gibi hastanın işte yaşıyla, akciğerleriyle, böbrek fonksiyonlarıyla ilişkilendirerek e, hangisini tercih edeceğimize karar veririz. E, ve ameliyatı ona göre planlarız. Dolayısıyla öncesinde geniş bir e, tarama çalışması, çalışması yapıyoruz. Tabii. Yani bütün sistemik damarları, şah damarlarını, böbrek damarlarını, karın damarlarına hepsine bakıyoruz. Tomografiyle değerlendiriyoruz ve e, ameliyat esnasında önümüze çıkabilecek riskleri öncesinde Elimi kontrol edip ya. ondan sonra ameliyat alıyoruz. Bu tabii bizim için başarı e, olasılığını yüksek oranda evet. e, sağlıyor. E, yani bugün sadece küçük kesi veya hani ayırmayalım normal Genel açık olarak, kalp ameliyatlarında kalp artık ameliyat hatırladım. riskleri %1'in altında gerçekleştirilebiliyor ve o yüzden de eee bilinçlendirmek istediğimiz şey aslında tam olarak bu. Hani elektif dediğimiz uygun zamanda uygun müdahalenin yapılması aslında çok büyük bir risk içermiyor. Ne zaman ki biz yapmamak belki de daha büyük risk. Çok evet. daha o büyük zaman, risk. Tabii çok değil. daha büyük risk ya da kriz geçirdikten sonra müdahale edilmesi işte riski arttırıyor. Artırıyor. İşte ondan sonra böbrek yetmezliğinin gelişmesi, akciğer yetmezliğinin gelişmesi Bunlar işte o ameliyat öncesi bizim değerlendirip risk sınıflaması yaptığımız ve tedbirleri almaya çalıştığımız aşamalara giriyor. Ne kadar sağlıklı, sıkıntısız bir şekilde ameliyata girersek ameliyattan da o kadar sorunsuz çıkma şansına Kaç hastanede kalıyor hocam? Hasta son olarak bunu da sorayım. Şöyle söyleyeyim 5 ila 7 gün. Hmm. Genel kondisyonu iyi olan hastalarımızı ortalama 5. gün taburcu ediyorum ameliyat sonrası. Ee, ama biraz daha orta yaş veya ileri yaş grubunda bu süreyi 7-8 gün veya gerekli görürsek 10 gün. Çünkü e, taburculuk süreci aslında cerrahi süreçten ziyade sistemik toparlamayla evet. ilgili olan bir süreç. E, tabii göğüs kesicisi olmadığı için ameliyat sonrası iyileşme süreci çok hızlı aslında. E, sadece teknik olarak bakarsak ameliyat sonrası 3. gün taburcu olabilecek hale geliyor hastalarımız. -hı. Hani eskiden mesela bilirsiniz en az belki 3 gün yoğun bakımda kalırdı hasta. Evet. Ee, ama bugün baktığımızda işte gelinen teknoloji bize sağladığı o avantaj 3 günde hastayı taburcu edebilecek pozisyona getiriyoruz ama biz en az 2-3 gün daha, daha tutmayı Tutup hastanın ediyorsun. eve gittiği Tabii. zaman e, aklımızın onda kalmaması tamam. gerekiyor. O güvenle evine gitsin. Biz de güvenle sonrasında da gelecek bir yapalım. Hayatında herhangi bir kısıtlama olmuyor herhalde bildiğim Tabii kadarıyla ki. Hastanın Tabii Sporu, ki. koşusu vesaire Hı -hı. hepsini yapabiliyor. Aynen abi, öyle. Şekilde. En büyük avantajı. Hani e, özellikle araba kullanma hep sık sorulur bizim evet. hastalarımızda. Araba kullanabilir miyim? Çünkü göğüs kemiğini kestiğiniz zaman e, el kol hareketleri ister istemez ufak da olsa ağrılara sebep olur. Hı -hı. E, o yüzden mesela en büyük kısıtlamamız hastalarda o veya işte ameliyat sorusu yan yatma ihtiyacı. Hı -hı. Evet. Ee, özellikle göğüs kemiğini kestikten sonra mutlaka düz yatılması gerekiyor. Ee, diğer türlü düşündüğümüz zaman kemik kesisi olmadığı için hasta için çok, çok daha, daha konforlu, konforlu bir durum oluyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür Kıyametli ederim bilgileriniz için. Az sonra gençlerde sınav öncesi motivasyonlardan konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Ders çalışma motivasyonu nasıl kazanılır? Öğrenciler sınava nasıl hazırlanmalı? Verimli ders çalışmak için ne yapmalı? Sınav kaygısı nasıl yönetilir? Aileler ve öğrenciler sınava sayılı günler kalan ne yapmalı? Eğitimci yazar Ömer Şahan yanıtlayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Eğitimci yazar Ömer Şahan bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Demet Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler de iyisiniz. Biz de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. E, aslında ben de bir veli olarak evet. çok e, can kulağıyla dinleyeceğim sizi. Önemli bir konudan bahsedeceğiz. Çocuklarda malum e, sınavlar Sınav. öncesi çok büyük stresler oluyor. Bazen bizler de belki çocuklarımızda onu nasıl yöneteceğimizi bilemeyebiliyoruz. Ama sizler gibi bu işin uzmanlarından can kulağıyla dinleyeceğiz. E, ee, seninle sana rağmen motivasyon diyorsunuz. Kendimize rağmen motivasyon nasıl kazanılır? Ben bunu da çok merak ettim. Demet Hanım öncelikle insanın en büyük uğraşı kendisidir. Evet. Kendisinden razı olmamış, kendisinden tatmin olmamış, kendisiyle olan mücadelesini başaramamış birisinin çevresine, elinin uzandığı yerdeki insanlara dünyaya bir şey katamayacağını düşünüyorum ben. Eğer kendinizle mücadelenizi başarıyla gerçekleştirmişseniz o zaman çevrenizdeki insanlara da katkı sağlamaya başlıyorsunuz. Başka bunda da iyilik oluyor. Bunda da güzellik oluyor baktığınızda. Ben genç arkadaşlarımıza, yol arkadaşlarımız onlar bizim. Şunu söylüyorum. Dünyayı değiştirmek istiyorsanız önce kendinizden başlayın. Daha iyi bir dünya, daha güzel bir dünya, daha huzurlu bir dünya, daha mutlu bir Türkiye istiyorsak önce kendimizden başlamalı. İşte kendiniz olan mücadeleniz seninle sana rağmen ortaya çıkardı. Kendinizle mücadelenizi yendiğiniz an daha iyi şeyler, daha güzel şeyler düşünmeye başlıyorsunuz. Bunun sonu da... Ve bu da belki de yayılıyor. Tabii, Gençlerimiz tabii. böyle düşündükçe birbirlerine yayılıyorlar ve bir büyük bir topluluk olarak daha iyi bir gelecek sağlıyorlar. Evet. O yüzden Hı. gençlerimize de bu kadar kıymet evet. veriyoruz. Yani her şey beyinde başlar diyor ya, beyindeki küçük bir kıvılcım esasında evet. küçük bir değişim kıvılcımı her şeyin başlangıcı oluyor bir yerde. Tabii yani gençler bizim için çok kıymetli. Cumhuriyetimizin kurucusu, baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti çok bizim için çok büyük bir değer gençlere emanet etmiş. Evet. Gençler bu kadar önemli. Onlara emanet edilecek kadar kıymetli bir cumhuriyet var. Biz onlara her şeyi emanet etmeliyiz. Daha genç yaştayken onlara güvenmeli, onların yanında olmalı, onlarla beraber yol yürümeliyiz. Hani arkamda gençler var değil de yanımda kol kola diyorum ben beraber yürümek. Güzel, evet. Onu güzel. onu da Hani yaşayarak öğrenme, davranışlarda da böyle göstererek istediğiniz kadar yazın, istediğiniz kadar söyleyin. Eğer siz anlatmıyorsanız, yaşamıyorsanız kendi hayatınızda gençlere maalesef etki etmiyor. Örnek olamıyoruz Ve bunu o gençlere zaman. hissettirmek de bence çok çok önemli. O hissi yani, vermek, yani siz bu değeri lazım. taşıyorsunuz gerçekten. Hani ben çok görüyorum gerçekten özgüveni kırılmış ya da işte ne bileyim bir iki sınavda başarısız olduğu zaman işte hani tamamen kendini salmış bu biraz da belki de biz ya da büyüklerle alakalı bir durum. Evet. Onu hissettirmemiz gerekiyor sorumlu gençler. Aynen hocam. Peki ana konumuza gelelim. Öğrenciler sınava nasıl hazırlanmalı? Daha verimli nasıl ders çalışmalılar? Şimdi Demet Hanım iki tane sınav var bizim şu an için gündemimizde evet. olan çok çok önemli. Evet. Aslında gençlere şunu söylüyorum ben hayatın normal akışında Önemli dönüm noktalarından bir tanesi YKS üniversite sınavı, evet. bir tanesi de LGS liselere giriş sınavı. Liselere giriş sınavı LGS'ye yaklaşık 35 gün kaldı. YKS'ye 42 gün kaldı ve artık sona yaklaştık. Burada öğrencilerimizin temel yapması gereken şey zaman yönetimi çok önemli. Hı hı. Zaman yönetimi derken önce günü yönetmek, günü planlamak, yani bir günlük programımızı çıkarmak dershaneye gidiyorsak, kurstan destek alıyorsak ya da okuldaysak, onun dışında kalan zaman dilimlerini doğru yönetmek, hafta sonlarını doğru yönetmek ve sınava kadar olan süreyi, sınava kadar diyelim üniversite sınavına hazırlanan bir genç arkadaşımızın 45 günlük bir süresi var Bugünleri itibaren. Son 3-4 günü saymıyorum. Orada fazla ders çalışmamak lazım. O güne kadar planlı bir program çıkarıp karşımıza e, ve bugünkü bulunduğumuz durumu da alıp, o güne kadarki durumu da kendi hedefimizle ortaya koyup bir yol artası belirlememiz lazım. Burada da Büyük hedefler koymak yerine hedefi parçalamak diyorum ben. Şöyle düşünün, e, siz de söylediniz az önce, bir sınav hazırlanan çocuklarınız var, muhtemelen yazınlara giriyorlar. Diyelim üniversite sınavında ilk 10 bine girmeyi hedefleyen bir öğrencimiz var. Bu öğrenci arkadaşımız şu anki e, yapılan simülasyonlarda ilk 100 binde, ilk 80 binde. Onun ilk 10 bine girmesi bir sonraki denemede hedef olarak koyarsa çok zor. Ama halbuki bugünler itibaren 45 gün var, 30 tane deneme sınavı çözse kendisi oturup evde, kütüphanede, okulda, kursta ve her denemeye de bir küçük küçük dilimler, küçük küçük puanlar ya da matematik netlerini yarım yarım artırma hedefi koysa istediği hedefe ulaşır. Dolayısıyla hedefi parçalamak diyorum ben. Zamanı doğru yönetmek ve planlı çalışmak. Aslında hiçbir şey içinde geç değil. Biraz önce değil, de söylediniz 45 gün var. Evet. 45 tabii. gün bazı eksikleri tamamlamak için aslında çok yeterli bir, bir süre. süre. E, doğru kullanıldığı zaman tabii ki tabii bu ki. süreçler. Şöyle e, imkanlar var ben... Tabi sürekli gençlerle beraberim. Geçenlerde bir abim çok seviyorum kendisini de. Ee, biraz yaşı bizden büyük ama çok tecrübeli. Ömer Lütfara diye bir abimiz. Telefonda konuşuyorum. Bana dedi ki ya Fatih Belediyesinin bir kütüphanesi var. Anlattı anlattı. Ben de o onda hissetmeden mi gitme ihtiyacı uyandı? Gittim oraya. Belediyenin merkez binasının içerisinde bir kütüphane. İçeri bir girdim. 450 tane öğrenci üniversiteye hazırlanan. 450 kişi kapasitesi var. Hepsi sınava hazırlanıyor. Ben akran eğitimi diyorum buna. Arkadaşlarıyla hani dönem dönem motivasyonu düştüğünde planlarına uyamadığında onu o planın içerisine sokacak bir ortam oluşturulmuş orada. Çay kahve ikramları var. Dönem dönem belli saatlere çorba ikramları ama evet. çözemediğiniz bir soruyu öğretmenden önce arkadaşınıza çözdürmek. Onu gördüğünüzde motive olmak. Sadece mesela yalnızlık duygusu zordur Demet Hanım. Yalnız ben sınava hazırlanıyorum. Evin bir köşesine kapandım. Evde Sadece oturuyorum. Sadece kendisiymiş bu yükler üzerindeymiş gibi hissediyor belki de gençler. Ama onlar gibi yüzlercesi, binlercesi var aslında. Belki bu ortamlarda Aynı. onları görmek daha motive edici. Onları oralarda olabilir. görmek çok önemli. Bu da çocuklarımıza bir destek olur diye düşünüyorum. Yani bir de tek olduğunuz zaman, biz de yıllarca sınavlara girdik, çıktık hocam. Mesela siz, siz şey dediğinizde işte kütüphanede çay, çorba veriliyor falan. Hacettepe'nin kütüphanesini hatırladım. Direkt sabahlara kadar çalışıyorduk gerçekten. Yalnız olduğunuz zaman bir de e, nerede olduğunuzu göremiyorsunuz. Belki çok çalışıyorsunuz ama yeterli değil. Belki daha fazla çalışmanız gerekiyor. Dolayısıyla o arkadaşlarınızı ya da sınavlara girip siz o arkadaşlar arasında nerede olduğunuzu görmeniz gerekiyor evet. bence. Yani akran eğitimi diyorum ben. Evet. Yani evet. Beraber, aynı evet, sonuçta doğru. beraber sınav hazırlanıyoruz. Ee, o da çok önemli. Peki sadece yoğun bir şekilde ders çalışmak öğrenciyi yüzde başarıya götürür mü? az önce söyledim sınavlar hayatımızın merkezinde olmalı ama hayatın kendisi değil hayatın normal akışında bir önemli bir dönüm noktası. Dolayısıyla sürekli ders çalışmak yanlış bir yöntem. Dersin dışında Sosyal hayatımızı da doğru yönetmeli. Burada gençlere şunu tavsiye etmek istiyorum sizlerin aracılığıyla. Sosyal hayat deyince sosyal medya değil, internetten, teknolojiden uzak kalıp dışarıda vakit geçirmek, açık havada vakit evet, geçirmek, doğru. deniz kenarında. Bir İstanbul'un çok güzel sahilleri var. Buralarda vakit geçirmek. Mümkünse bir sporsal işte faaliyetin içinde mutlaka yer almak. Bu da önemli. Yani Görmediğiniz sen, yerleri görmek. Görmek. Biliyorsunuz insanların zihnini diri tutan şeylerin başında. Bir yeni dil öğrenmek bir de görmediğiniz yerleri görmek, görmek diyor. Var, evet. İstanbul'da yaşıyoruz. Bizim de birçok görmediğimiz tabii, yer var. Tabii. Gençlerin bu noktada sürekli ders çalışması, sürekli soru çözmesi, sürekli deneme sınavı bu doğru bir yöntem değil. Kendimize vakit ayırmalıyız. Burada biraz görev de ailelere düşüyor. Hani az önce söyledik ya davranışlarıyla örnek olmak. E, Evin bir köşesinde ona bir alan oluşturduğunuz yer çalışıyorsunuz. Siz içeride sosyal medyada e, gezeniyorsunuz ya da televizyon izliyorsunuz. Film izliyorsunuz. Film izli ha, ha, ha. Evet. Orada. E, onun yani. onun evet. da yaşı evet. sizden minimum 20 yaş daha küçük. Evet. Öyle, oğlunuz ya da kızınız olduğunu düşünün. 20-25 yaş var. Ondan ol, olgunluğu bekliyoruz ama biz aynı olgunluğu gösteremiyoruz. O zaman çok doğru bir davranış olmaz. Çocuklara sürekli ders çalışmak yerine planlı ders çalışmayı tavsiye ediyorum demek. Verimli yandan... yandan... ders çalışmak. Verimli. Tabii evet. öte yandan sosyal hayata atılmak dediniz ara ara yani gezmek falan bu bence stres yönetiminde de çok önemli hocam. Abi, abi. Hem ders çalışırken hem işte bazen sınav değil ders çalışırken bile bir konuyu çalışırdık ben hatırlıyorum. Ya ben bunu yapamayacağım hissine kapılırdık mesela. Orada bir, bir iki saat, yarım saat, bir saat ara verip tekrar kafayı toparlayıp geldiğinizde çok faydası oluyordu yani. Şeyde de çok oluyor. Çocuklara tavsiye olsun. Deneme sınavına giriyorlar ya da YKS'ye girecekler. Soru sınavda sorulara verilmeyi işte yeterli vakti kullanamıyorlar. Çözemedikleri sorular vakit kaybediyorlar. Sonra sınavdan çıkınca deneme sınavlarından ben okulda öğrencilerim var geliyorlar. Hocam ya ben bunu biliyordum diyor. Niye? Sizin dediğiniz gibi aslında. Zihni biraz boşaltıp baktığında yapabildiğini görüyor. Yapabildiğini görüyor. Yani. sınavda da zamanı verimli kullanma sınav anında çok önemli. Çocuklarımıza şunu söylüyorum. Herkesin hayatta ikinci bir şansı var. Her sorunun ikinci bir şansı var. Öyle bir planlama yapın ki sınav anında. Soruya, çok fazla belki onun üstünde düşünmeden aynen. diğer yapabildiklerini yapıp Geçin. kalan zamanda ona tekrar konsantre tekrar, olmak herhalde. Tekrar vakit ayırdığınızda beyninizdeki bilgilerle onların ölçüttüğünü göreceksiniz ve çoğunlukta yaptığınızı göreceksiniz. Kesinlikle hocam. Bazen... Peki pandemi döneminle beraber e, çocuklarda ne gibi alışkanlıklar değişti? Sizin gözlemleriniz nelerdir? Ya ben 20 yıla yakındır eğitimle, öğrenciyle, çocukla e, iç içeyim. Daha tecrübeli arkadaşlarımız da var. Maalesef pandemi döneminde biz bir şey gözden kaçırdık. İşte uzaktan eğitim dediğimiz ki eğitim olmaz, eğitimi davranış değişikliğidir. Biz sürekli eğitimin içerisindeyiz, öğretim yapmaya çalıştık ama çok verimli olmadı. Çocuklarda teknolojinin getirdiği dışarı çıkamamanın getirdiği, evde kalmanın getirdiği bazı sosyal ve psikolojik sorunlar ortaya çıktı. Bu da okullara geldiklerinde, okullarına kavuştuklarında öğretmen arkadaşlarımıza ciddi derecede bir zorladı. zorladı yani pandemi sonrası telafi programları okula dönüş adaptasyon uyum Milli Eğitim Bakanlığı'nın bununla ilgili uyum rehberi vardı 80 sayfa yaklaşık. Orada çıkabilecek sorunlara çözümler, tedbirler. Ailelerimiz mutlaka okumalı onu. İnternet sitesinde var Milli Bakanlığı'nın. Böyle sorunlarla da ailelerimiz karşılaştı. Bizler öğretmenler karşılaştık gerçekten bu yıl. Hani öğretmenlerimize çok teşekkür etmek lazım. Yaptıkları her iş çok her kıymetli zaman. ama bu seneki emek Hani davranıştan anlamda çocuklardaki verdikleri yoğun emek çok önemli, çok kıymetli. Onlara bir kere teşekkür etmek istiyorum burada. Bir kez daha buradan tüm teşekkür öğretmenlerimizin ederiz. ellerinden öpüyoruz. Ben bir de Sınav Kaygısı Neden Var Nasıl Azalır adlı kitabınızı göstermek istiyorum. Bu kitaptan da biraz bahsedebilir misiniz? Burada özellikle sınav kaygısı modern zamanlarda çocuklarımızın karşısına çıkan çok büyük bir sorun. Kaygının en önemli sonucu şu, öğrencinin kendi bilgileriyle sınav anındaki soruları ölçüştürememesi. Yani bildiklerine doğru cevapların yansıtamaması neden oluyor kaygı. Onun için de bunun çözümü için kendine güven, açık havada vakit geçirmek, ailelerin desteği, işte sınav kaygısıyla ilgili yapılan tüm araştırmalarda, yurt dışındaki araştırmalarda ben yer verdim kitapta. Sınav kaygısının nedenlerinin birincisi anne baba tutumları, ebeveyn tutumları. Evet. Biraz ebeveyn, fazla beklentiye giriyorlar. belki. Siz benden belki çok yaşayacaksınız. De. Ebeveyn beklentileri. Yani kendi hayatlarında Bazen yapamadıklarını çocuklarından beklemek. Ama dünya çok hızlı değişiyor. 20 yıl önceki gibi hiçbir şey değil. 10 yıl önce, Doğru. 5 yıl önce dijitalleşme. Evet. Dolayısıyla bu sınav kaygısı çocuklarda çok ciddi bir problem olarak karşımıza çıktı bu süreçte. Ben seminerler yapıyorum okullarda. Onlarla dönemlerimi sizin aracınızda, televizyon programları bunları paylaşıyorum. Mutlaka kaygının yönetimi önemli. ile ilgili çok kısa söyleyecek önemli şey şu. Eskilerin tabiriyle çoğu zarar, azı karar diyorum ben. Bir miktar kaygı her zaman insanı diri tutar. Biz de ha buraya evet değil mi? Çok da böyle vurduğum duymaz o zaman olmak da lazım. doğru tabii. değil. Sanki. Biz de buraya gelirken muhtemelen sizde yayın öncesi bir kaygı, işte aman hata olmasın, tabii, eksik tabii. olmasın değil evet. mi? O bizi diri tutuyor aslında. Kesinlikle. Daha iyi güzel işler yapmamızı sağlıyor. Çocuklarda da bir miktar kaygı olması e artırır, konsantrasyonu artırır, özveriyi artırır ve başarı getirir. Ama aşırısı işte o kaygı bozukluğu oluyor. Onu da tedavi edilmesi lazım mutlaka Demet hanım. Peki bazen böyle konsantrasyon bozuklukları oluyor dönemsel olarak çocuklarda. Bunlarda neler yapmak gerekiyor? Hem veliler hem çocuklar kendileri. Vallahi başlarının en önemli yerlerine bir tanesi spor. Ya yani spor yapmadan Çok bu doğru. sorunları çözmemiz imkansız. Çocuklarımıza spor deyince biz profesyonel değil Amatör bir sporla çocuklarımızın mutlaka ilgilenmesi lazım. Masat, mesela çok konsantrasyon problemi olan çocuklara masa tenisi oynamayı tavsiye ediyorum. Satranç, Bas, satranç, masa tenisi, mangala, basketbol. Yani spor yaptığı zaman o negatif enerjinin gittiğini göreceksiniz, mutluluk hormonunun salgılandığını, çocukların daha çok konsantre olduğunu, beynin ee, daha berraklaştığını bir yerde, tabii. yani daha net görebildiğini, bu gerçekten Aynen e, öyle. denenmiş şey. Yani ...spor candır diyorum ben evet. çocuklara sohbet ederken. Kesinlikle ben ee... de her çocuğun muhakkak sporla büyümesi gerektiğini savunuyorum ki... ...benim çocuklarım da öyle 3-3,5 üç, evet. üç yaşında başladılar. Gimnastik, yüzme, e, sonrasında işte Ömer basketbol, İrem tenis oynuyor. E, gerçekten e, yani hiçbir şey yapmayan çocuklara göre hem dediğiniz gibi zaman yönetimleri, hem disiplinleri... ...her şeyleri çok daha farklı oluyor. Tabii biraz daha profesyonel yapıyorlar onlar. İnanılmaz. Onların da de ders çalışmaya birazcık daha az vakitleri kalıyor tabii. O bir tercih evet. çocuklar için. Profesyonel spor yapanları desteklememiz lazım. Evet. Bizim de toplumda desteklemesi lazım. Ama genel anlamda da spor yapmak onları konsantrasyon noktasında yükseltir. Tabii biraz önce de söylediniz. Herkesin profesyonel bir sporcu yapmak, olmasına gerek öyle. yok. Günde bir saatini bile ayırsa... ...belki yarım saat bile arkadaşlarıyla bir top bile oynasa... O, o çocukları bambaşka olur. motive edip evet. geliyor. Biraz yoruluyor, oksijen alıyor, daha farklı bakıyor, bir duşunu alıyor, daha canlanıyor. Tabii, evet. ee, böyle şey, yani miskin miskin oturmaktan çok daha zaten farklı oluyor. Öyle oturdukça daha kötüye gider. Ben diyorum ki, Neşet Ertaş rahmetli buradan analım diyor ki, Nerede Türkü söylüyorum birisini görürseniz korkmayın gidin yanına oturun. çünkü kötü insanların türküler olmaz ben ne diyorum ki nerede spor yapan birisi varsa yanına gidin spor ne oluyor da kötülük olmaz kötü alışkanlık olmaz bağımlılık olmaz evet, başka için sorunlar önemli olmaz. şey de bu aynen, aynen son öyle. noktayı çok güzel koydunuz çok evet. teşekkür ederiz ayaklarınıza sağlık az sonra denetçilerden bahsedeceğiz bakalım neler konuşacağız denetçi ne demek muhasebeciden farkı nedir Teknolojinin gelişmesinden muhasebe ve denetim meslekleri nasıl etkilendi? Muhasebe ve denetim mesleğinin avantajları ve dezavantajları neler? Denetçi yardımcısı Müçteba Onurhan Özmumcu cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Denetçi yardımcısı Müçteba Onurhan Özmumcu bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Demet Hanım. Nasılsınız? <laughs> çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Çok iyiyim. Ee, merak ediyoruz. Ee, hocamla da biz yayın evet. öncesi de konuştuk. Ee, Denetçi ne demek? Muhasebeciden farkı nedir? Bize izleyicilerimiz için de birazcık bahseder Tabii. misiniz? Öncelikle denetimle muhasebe aslında birbirini tamamlayan ögelerdir. Biz muhasebe de öncelikle bilgileri kaydederek, sınıflandırarak, özetleyerek ve analiz ederek gelir ve giderlerimizi bir plan halinde kaydediyoruz. Ondan sonra analiz kısmında denetim özellikle devreye giriyor. Ama bizim muhasebe denetim anlamında e, genellikle 3 tane olgunlukla görüştüğümüz bir denetim kıstaslarımız var. Bir vergi denetimi, iki bağımsız denetim, üç hile ve suistima denetimleri. Vergi denetimleri daha çok serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavilerin az önce bahsettiğim gibi kaydettiğimiz gelir gider ve muhasebe standartlarına göre kaydettiğimiz gelir ve giderlerin e, vergisel anlamda denetimlerini e, daha doğrusu beyannamelerini bu kayıtlara göre yapıyoruz ve beyan, devlete karşı beyannameleri verip sorumluluklarını yerine getirdiğimizde ise, bir nevi vergi danışmanlığı yaparak e, devlet devlete e, verdiğimiz hizmetler öncesinde bir nevi danışmanlık hizmeti yapıyoruz ve rakamların doğruluğunu analiz ediyoruz. Hmm. Bağımsız denetimde ise e, daha çok finansal ve e, halka açık şirketlere yönelik biz e, denet bağımsız denetim yaptığımız için. E, oluşturulan muhasebe sistemlerine göre oluşturulan finansal tablo durum analizlerinin e, denetim planlarına göre risklerini yöneterek makul güvence şartı vererek bir nevi gene denetim danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Bir de suistimal ve hile denetimimiz var bizim. Suistimal ve hile denetimi aslında bağımsız denetimin içinde oluşan ama artık günümüzde daha çok ayrılan bir yeni bir bölüm. Bunda da e, muhasebe hile ve denetimlerine bağlı olmak üzere e, suistimal vakalarını araştırarak adli bir soruşturma şeklinde bilirkişi hizmeti veriyoruz. Muhasebe ve denetimi bir araya getirdiğimizde muhasebe ve denetim birbirinin tamamlayıcısı hı hı. şeklindedir. Olmazsa olmaz, olmaz diye düşünüyorum evet. anlattıklarımıza göre. Muhasebe ve denetim birbirini tamamlar ve muhasebe ve denetim... Biri biri olmazsa hiçbir şekilde olmayacak mesleklerden biridir. Peki biz hep konuklarımızla da konuşuyoruz. Gerek doktorlar, işte dişçiler teknoloji ilerledikçe onların mesleklerinde çok daha güzel yönler açıyor. Sizin mesleğinizde hem muhasebede hem sizin mesleğinizde teknolojinin bu kadar ilerlemesi ne gibi avantajlar ya da dezavantajlar sağladı? Teknolojinin gelişmesiyle öncelikle ben daha mesleğe yeni başlasam da öncelikle önceki kişilerle konuştuğumda daha çok bu mesleğin manuel olarak yapıldıklarından bahsederlerdi. Özellikle muhasebe anlamında e, elle yazılan belgelerin tencübellio'lu olan muhasebeciler, evet, muhasebecilere değil göre mi? elle yazılıp belge ve arşiv arşivlerin yoğun olduklarından bahsederdi. Teknolojik geliştikçe biz muhasebeyi dijitalleştiriyoruz. Hı hı. Bilgisayar programı, daha doğrusu muhasebe programlarına göre kaydettiğimiz muhasebe, muhasebe standart pardon. Muhasebe bilgilerine göre e, dijitalleşmede kaydettiğimiz bilgileri daha rahat denetleyebiliyoruz. Çok muhasebe. büyük kolaylık sağlamıştır ya bence. Hani ne kadar çok kadar, evrak aslında evet, dosyalanıp bunları yani, toplamak gerekiyor ve saklamak gerekiyor değil evet. mi? Evet, Denetim anlamında ise biz bu kayde, bilgisayar programlarına kaydedilen e, muhasebe muhasebe bilgilerini daha rahat denetleyebiliyor ve daha kısa sürede denet denetleme hı hı. şansına sahip oluyoruz. Hı, çok güzel. Peki muhasebe ve denetim mesleğinin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Muhasebe ve denetim mesleğinin avantajlarından bahsetmek gerekirse muhasebe ve denetim öncelikle kişisel anlamda bize bir düzenlilik katıyor. Ondan sonra bir nevi kendi disiplinimizi sağlıyor mesleki anlamda. Hı hı. Bunu profesyonel anlamda da disipline ettiğimizde profesyonel iş çıkartabiliyoruz. Hem muhasebede hem evet. denetim anlamında. Dezavantajlarından bahsetmek gerekirse dezavantajlarında biraz yorucu bir mesleğimiz var. Risk ve hata kaldırmayan bir mesleğimiz var. Bu anlamda her ne kadar dezavantaj gibi görünse de aslında mesleğimiz çok keyifli. Tabii ki. <laughs> Şimdi her firmanın muhasebecisi oluyor, denetçisi de oluyor muhakkak. Hiç e, muhasebe anlamında muhasebecisi olsa da hı hı. denetim denetçisi her yerde olmuyor. Bağımsız denetim e, az önce de bahsettiğim evet. gibi halka açık ve hı hı. E, ba, kur, finansal kuruluşların denetimini yapan meslek firmalarda olduğu için e, biz daha çok büyük bilançolara ve büyük firmaların eserlerine göre denet denetliyorum. Hmm. Peki muhasebe ve denetim mesleğinin ekonomiyle olan bir ilişkisi nasıldır ve günümüzün ekonomik e, durumunda e, nasıl görüyorsunuz siz e, muhasebeyi ve mesleğinizi? Muhasebe kayıtları önce, e, muhasebe e, öncelikle bir şirketin aslında e, mali fotoğrafını çeken bir durumdur bir bilançoyu oluşturma, muhasebe kayıtlarına göre oluşturulan bilançolara göre biz şirketin sürekliliğini ve geleceğini görüyoruz. bir Eğer bir firmanın sürekliliği ve geleceği ise ekonomik anlamda da daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ve daha fazla katkı sağlayacaktır. Muhasebe ve ekonomi aslında farklı farklı alanlarda dahi olsa da birbirini gene tamamlayan iki bilimdir. Ne kadar bir şirketin muhasebesi, karı, ...ve bilançoları iyi ve güvenilir şekilde olursa o kadar daha çok ekonomiye Başarılı katkı sağlar. Başarılı olur ve ekonomiye katkı sağlar. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Şeyde muhasebe ile denetçi arasında birinden biri hata yaptığı zaman... ...diğeri onun farkına varıyor mu? Nasıl o aradaki ilişki nasıl mu ikiniz arasında? Biz e, özellikle bağımsız denetim tarafında bir eğer muhasebesel anlamda bir hata varsa... ...biz bunu denetim standartları hakkında... E, araştırıyoruz ve hı hı. buna göre biz hata hata raporları veriyoruz. Bağımsız denetimde hmm. sadece e, olum olumlu görüş değil. Eğer bir sıkıntı varsa, muhasebe anlamda kanıtlarla eğer uyuşmamazlık varsa biz olumsuz raporlayarak şirketin aslında muhasebe hmm. muhasebeye, muhasebe anlamında doğru işler yapmadığının birer hmm. ispat vesikası Orada bir sıkıntı var diyorsunuz evet. yani. Aslında çok iyi bir şey bu değil mi? Evet. Ee, bir de yeni yeni duyulan iç denetim var. İç denetim nedir? Sizin mesleğinizin içerisinde iç denetimi nasıl adlandırıyorsunuz? İç denetim aslında sadece muhasebesel anlamda değil. Ben ilk duyduğumda iç denetimi müfettişlikle karıştırıyordum. Hmm. Sanki bir şirket içinde bir müfettiş varmışçasına Hı -hı. zannediyordum ama öyle olmadığını gerekli eğitimler aldığımda öğrendim. Şöyle açıklayalım e, öncelikle iç denetim. iç denetim aslında şirketlere değer katan ve şirketlerin gelişmesine katkıda sağlayan bir danışmanlık hizmetleri. Biz şirketlerimizin ya da firmalarımızın risklerini minimalize etmekle sorumluyuz. İç denetim sadece finansa ya da e, muhasebe anlamında bakmaz. Biz en önemli personellerimizi yani insan kaynakları yönünden de bakarız. Ondan sonra it Gelişen teknolojiyle birlikte bilgisayar teknolojileriyle hı hı. oluşan buradaki hata ve sorunları firmamıza e, hat, olumsuz katkı vermemesi için gerekli önlemleri almaya çalışırız. Hı hı. Ondan sonra nasıl desem iç denetimsel anlamda finansal ve verilerin operasyonel verilerini e, tutarız ve buna göre de danışmanlık hizmetleri veririz. Yani şirkete olumlu anlamdaki danışmanlık hizmetlerini sağlarız ve buna göre katkılar sağlarız. Peki denetim ve muhasebe mesleklerini ayrı ayrı değerlendirdiğinizde bu iki mesleği sizce gelecekte neler bekliyor? Teknoloji geliştikçe muhasebe ve denetim anlamında e, olumlu gelişmeler ben bekliyorum. Çünkü gelişen teknolojiyle birlikte özellikle bilgisayar teknolojisi geliştikçe mesleğimiz daha rahat ve daha e, uzun kitle, daha e, fazla kitlelere ulaşılabiliyor ve daha kolaylaştırıyor mesleğimiz. Yani bir teknoloji sadece e, mesleklerin olumsuz yönde değil, olumlu anlamda etkilen önemli mesleklerden biridir. Muhasebe ve denetim mesleklerini evet. ayrı ayrı gösterdiğimiz. Peki ben son olarak şunu da sormak istiyorum. Bu meslek sizin hayatınıza ne kattı? Ben daha bu meslekte henüz çok yeni olmama rağmen... Kaç disiplin... senedir bu mesleği yapıyorsunuz? Yaklaşık 6-7 aydır yapıyorum. Aa, çok iyi. daha yeniyim. Bu mesleğe daha henüz yeni başladığım için ben sürekli disiplin ve kendimi geliştirmeye, geliştirmeye devam eden bir kişi olarak görüyorum. Bu anlamda bana katkı sağladı meslek anlamında. Peki ilerideki hedefleriniz nelerdir? İlerideki hedeflerim denetim anlamında kendimi geliştirip gerekli atılımları yapıp daha fazla e, ileriye dönük e, hedeflerimi gerçekleştirmeyi planlıyorum. İler, e, i̇leriye dönük hedeflerimde de gelişen teknoloji ile birlikte e, teknolojiye e, yönelik bir denetim mesleğinin e, oluşumlarını e, takip ederek ona göre bir kariyer planı çok güzel. Peki, çok teşekkür bir ederiz. Sayede. Umarım çok başarılı olursunuz çok olun. mesleğinizde. Keyifli bir sohbetti. Az sonra Şahin Hocamla birlikte olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Zirkonyum implant nedir? Estetik bölge implant uygulaması nasıl olur? İmplantın ömrü ne kadar? İmplantın bakımı nasıl olmalı? İmplant yapılan hastalar ne sıklıkla doktor kontrolüne gitmeli? Diş hekimi Şahin Durmuş cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Hocam vallahi ne keyifliymiş. Ee, seninle konularımız hiç bitmiyor. Bir implanttan bahsediyoruz. <laughs> İmplantın da böyle e... Çeşitleri, bölüne bölüne çeşitleri bitmiyor, oluyor. Evet gerçekten. Ee, evet kapsamlı bugün de bir konu. E, çok kapsamlı bir konu evet. ve gerçekten bilmediğimiz de çok şey varmış. Artık evet. ağzımıza ne yaptırıyoruz, bunları çok iyi biliyoruz e, izleyicilerimiz de tabi. E, zirkonyum implant. Evet. Zirkonyum implant nedir? Şimdi bunu e, başlamadan önce hemen bu e, dediniz ya ne çok şey varmış diye. Şimdi programa ilk başladığımızda annemle konuştum. Dedim <laughs> işte böyle böyle bir programa başlayacağız diye. Peki dedi sen her hafta anlatacak mısın bir şeyler? Evet dedim. Oğlum ne anlatacaksın dedi o kadar. <gülüyor> <gülüyor> e şimdi geçen her programdan sonra konuşuyor Diyor ki ya ne çok şey varmış diyor ne sizin meslekte. Şey var. Sürekli buradan da tüm annelerimizin sürekli, ellerinden öpelim. Öpüyoruz kıymetli evet anneme de özellikle buradan e, saygılar, selamlar, sevgiler <laughs> diyelim ve devam edelim. Şimdi zirkonyum implant. Şimdi şey konuştuk. Biz implant klasik cerrahisini konuştuk. Ondan sonra dikişsiz implantı konuştuk. Ondan sonra immediate dediğimiz direkt dişi çeker çekmez implantı yüklemeyi konuştuk. Ee, konuştuğumuz konulardaki implantların hepsi titanyum implantlar. Yani normal siyah hmm. titanyum vidadan oluşan implantları konuşuyorduk. Bugün konuşacağımız zirkonyum implant. Şimdi zirkonyum implant dediğimiz zaman insanlar hep şunu anlıyor. Zirkonyum diş anlıyor. Diş, üst yapı, kaplama onu zaten konuştuk uzun hı hı. uzun. Zirkonyumu hı hı. vardı, imeksi vardı, laminası vardı, metal desteklisi vardı. Onlar apayrı bir konu. Şu an biz kemiğin içerisindeki yerleştirilen vidanın, yerleştirilen vidanın maddesini vidanın konuşacağız zirkonyum olanı var. Bu çok bilinen bir e, e, implant çeşidi değil esasında. Bunun birkaç hı hı. nedeni var. Birisi yeni bir implant olması yani firmalar bunun üzerinde yaklaşık bir 3-4 yıldır çok yoğunluklu bir şekilde çalışmaya başladı. Özellikle bir iki firma var bu işi çok ciddi anlamda üzerine düşen. Ee, üniversitelerdeki bilimsel araştırmalara katkı sağlayan, istediğiniz kadar zirkonyum implant verelim size. Siz yeter ki bunun çalışmasını yapın üniversitelerde, bunun makalelerini yazın. işte klinik vakalarını ya da klinik raporlarını çıkarın bize diye. Bence bu çok güzel bir şey öncelikle bunu söyleyelim. Çünkü yeni bir madde, yeni bir malzeme. Peki sonra... ne farkı var? Ee, onu bize biraz anlatır mısın? Tabii, Elbette tabii. anlatacaksın. Onu tabii konuşacağız. Ama... Ee, şöyle şimdi zirkonyum implant beyaz olduğu için Hı -hı. özellikle estetik bölgede, ön tarafta. Ee, şimdi bizim dişlerin kök yapısı var biliyorsunuz. Dişin üstü var bir de diş etinin altında kalan kök yapısı var. Şimdi parmağınızla diş etinizi bir gezdirdiğinizde şöyle <laughs> şu köklerin, yok şu an değil, <laughs> ekranın başındaki izleyicilerimiz evet. bakabilir köklerin geldiği yerde kemikte evet, bir çıkıntı vardı hep var böyle. Var elimize gelir. Ee, şimdi biz dişi çekip oraya implant yaptığımız zaman o çıkıntı gider. Oradaki kemik düzleşir. Hmm. Niye kök gittiği için kemik erimesi oluyor? Bir miktar biz oraya implant yapsak da düzleşir bu arada orası. Çünkü kemiğin oraya verdiği ya da e, o diş natürel düzen bozuluyor, bozuluyor belki de. Bozuluyor ve diş kökünün oraya dün ataçmanlar var dedik ya bağ ataçmanları. Onların verdiği kanlanma implant gibi olmadığı için ya da kemiğe sağladığı e, kanlanma implant gibi olmadığı için düzleşiyor. Orası düzleştiği zaman özellikle ön bölgede biz oraya siyah yani titanyum bir vida koyduğumuz zaman bazen diş etinin altından belli, olabiliyor. belli oluyor. Hı. Bu da çok büyük bir sıkıntı. Bu her hastada belli olmaz. Bu özellikle ağız içi biyotipi dediğimiz diş eti ince olan hastalarda kemiği bir miktar incelmiş olan hastalarda hı hı. Titanyum implant yaptığımız zaman özellikle diş eti kısmı yani kemik içi kısmı çok belli olmasa da dişin tam diş etiyle birleştiği noktada buradan alt taraftan siyah bir implant yansıması olur. Bu da hastalarımızı çok ciddi anlamda rahatsız eder. Özellikle ön bölgeyse ve hasta güldüğü zaman dişeti görünüyorsa. Evet tabii ki sanki bir morarma, varmış morarma gibi, var diş eti gibi bir dişeti. var Ve Bu de. inanın hani çok ciddi bir rahatsızlık verir. Biz Daha önce bahsettim, bunu açtırmak için çeşitli işlemler yaptığınız evet, hastalar var tabii. ki yani bir şey yaparken de neden o tarzda bir sıkıntı olsun? Şimdi şöyle bir durum var. O hastalardaki gibi açma işlemi yapsak da bunda açılmaz Olmaz. çünkü, çünkü altta bir, bir madde var. Dolayısıyla bu hastalarda biz. E, zirkonyum implantı tercih ediyoruz. Bu sefer ne oluyor? Hem alttan yansıyan doku kemik renginde bir doku olduğu için diş etinin pembeliğini bozmuyor. Hı hı. Öte yandan e, estetik açıdan gerçekten çok güzel sonuçlar sağlıyor bize ve hastalarımızı memnun ediyor. Sağlamlık açısından hangisi daha çok iyi? Çok sağlam. Yani e, titanyumla neredeyse eşdeğer eş sağlamlığa değerdi. sahip. Çünkü zirkonyum da, da, da bir metal. Değil mi hocam? Tabii ki o da çok önemli. Zirkonyum bir metal sonuçta, beyaz soy bir metal hı hı. diyoruz biz buna. Dolayısıyla metal olduğu için sağlamlık açısından herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Ama biz yine de arka bölgelerde estetik kaygının olmadığı yerlerde titanyumu tercih, tercih ediyoruz. Bunun birkaç nedeni var. Birincisi titanyum yine bir miktar daha sağlam. Baskı altında daha dayanıklı. Hmm. İkinci sebebi daha ekonomik olması. zirkonyum implantların maliyetleri daha birazcık pahalı? daha yüksek. Çünkü çok bilindik bir teknoloji değil. Her firmada yok. Hmm. Ee, üreten firmalar az tabii ki için, az bulunan olduğu biraz için birazcık yani. Ve estetik olduğu için bir yandan birazcık daha pahalı. Bir de e, hani hekimlerin bu konudaki tecrübesi çok fazla olmadığı hmm. için bir de böyle yaklaşmasak mı? Dolayısıyla bu işi iyi yapanlar da onun karşılığını alıyor. Tabii hastalar da soruyordur. Yani hocam bu çok yapılan bir şey mi? Tabii. Daha yeni başlandı deyince o Biraz daha garantili diğerini seçebilir belki de. Bazen de şöyle de yapıyoruz. Hani işte hasta geliyor ön bölge implant yapılmış hastaya. Hmm. Titanium Titanyum implant yapılmış. Şimdi biz oradaki implantı sökecek olsak daha önce konuştuk. Etrafındaki kemikle birlikte kaldıracağız vesaire. Orada tekrardan kemik oluşumu neredeyse imkansız bir hale geliyor ya da Büyük ameliyatlara ihtiyaç Hı -hı. duyacağız. Peki biz burada ne yapıyoruz? Şimdi bizim implant dediğimiz sistem 3 parçadan oluşuyor. Bir vidası var kemik içine yerleşen. Bir dişle vidanın arasında ara bağlantı var. Hı -hı. Biz o ara bağlantıyı implantın içine vidalıyoruz. Onun üzerine de dişi takıyoruz. Hı -hı. Ara bağlantı dediğimiz şey kesilmiş dişi taklit ediyor esasında. Diş de onun üzerine geliyor. Kılıf gibi de dişi koyuyoruz. Kılıf gibi de dişi üzerine. koyuyoruz. Şimdi biz bazen bu hastalarda ben ne yapıyorum? O ara bağlantıyı da biz zirkonyum yapabiliyoruz. Yani en kötü ihtimalle hastanın implantı yapılmış, estetik hmm. kaygısı var. İmplantı değiştiremiyorsak eğer o ara bağlantıyı söküp biz buna custom made dediğimiz kişiye özel ara bağlantı yapıyoruz zirkonyumdan. Yine diş eti bölgesindeki o siyah yansıma büyük ölçüde gidiyor. Ondan sonra da üzerine zirkonyum yapıyoruz. Ama çok estetik bir bölge ise ben hem üstünün hem ara bağlantısının hem de implantının zirkonyum olmasını tabii ki de tercih, tercih ediyorsun peki implantın ömrü ne kadardır? Yani ne olursa olsun zirkonyum ya da titanyum ne kadardır? Şöyle şimdi implantla ilgili ıı, yanlış bir kanı var herkeste. Yanlış bir kanaat var. O da şu. Yani benim dişim çürüdü. Güzel. Niye çürüdü? Diş organik bir doku çünkü. Diş canlı bir doku. Bakmadığınız zaman çürür. Yani bu bizim cildimiz öyle. Bizim işte ne güneş kremiyle kendimizi korumadan e, hunharca güneşe çıktığımız zaman 3 ayda siz belki 3 yaş 4 yaş ileriye hı hı. götürebilirsiniz o sıcaklar. Aynı şekilde diş. Bakmadığımız zaman çürüyor. Şimdi insanlar diyor ki tamam dişim çürüdü ben bunu çektim. Yerine implant yaptık. İster zirkonyum olsun ister titanyum olsun her neyse diyor ki bu metal. Bu çürümez diyor. Dolayısıyla benim fırçalamama gerek yok. Oh, oh diyor <laughs> ben kurtuldum artık fırçalama derdinden. Esasında esas sıkıntı burada başlıyor. Çünkü biz dişimizi fırçalamadığımız zaman diş çürüyor. Vücut bize bir alarm sistemi. Yani bu esasında bir küçük bir alarm sistemi. Bak diş çürüdü diyor. Senin bakıma gitmen gerekiyor acilen. İmplantta implant çürümediği için üzerindeki zirkonyumda çok metal bir yapı olduğu için yine aynı şekilde ...ne yapıyor bu sefer? Diş eti iltihaplanıyor. Ben diyecektim etimiz var, diş eti tabii var, orada orada da var. Tabii ki. E, orada organik doku var. Orada bakteri kolonizasyonu artıyor. Arttıkça diş eti çürümeye başlıyor. Diş etinde çok ciddi kanamalar, sıkıntılar. Yine doktora gidip hızlıca e, sıkıntınızı gidermezseniz... ...eğer bu sefer kemik çürümeye başlıyor. Ve şimdi şöyle bir kemik düşünelim. İçinde de bir implant var. Böyle aşama 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 implantın köküne doğru çürüyor... Hasta dört sene sonra bir geliyor, hocam diyor benim implantım düştü diyor. Hmm. Benim implantım şey yok şey, implantım düştü değil. Benim vücudum implantı attı. <laughs> ee, ne güzel attı. <laughs> ya neden acaba değil mi hocam ya yani ben de hep düşünüyorum. İşte evet. bu duş almak gibi, diş fırçalamak gibi evet. aslında insanın 5 dakikasını alacak şeyler. Öyle. Neden El bu kadar gibi. ihmal ediliyor? Evet. El yıkamak gibi. İşte böyle bir pandemi yaşadık. Herkes elini yıkamaya daha özen gösterdi. Evet. Halbuki Kesinlikle ne kadar evet. güzel bir şey. Dışarıdan gelince elimiz yıkanır. Evet. Yemeklerden sonra dişimiz fırçalanır. Tabii. Her sabah akşam duş alınır. Hani saçımız olmasa bile önemli. vücudumuz bir de yıkanır. Öte yani ya emek veriyorsunuz, doktor o kadar emek veriyor, o kadar uğraşıyor, cerrahinin riskleri var. Bir de bize verilmiş var, bir alıyor. emanet buna güzel Kesinlikle bakmamız lazım. Kesinlikle güzel bakmak lazım. Öte yandan işte e, o kadar işte maddi onun bir karşılığı var, onu ödüyorsunuz bir yerde. Yani. Ya buna da maddi bence, olarak veremeyen yani işte dişini çektiriyor belki yerine yenisini yaptıramıyor. yaptıramıyor tabii ki o da e, çok büyük bir sıkıntı. Dolayısıyla bakımını yapmadığımız zaman kemik çürüyor. E, implantın düşmesine kadar gidiyor bu işlem ve ben buna çok şahit oldum gerçekten. Yani tabii hasta ki en iyisini sen bilirsin evet, zaten. Hasta geliyor. Karşılaştığın i̇şte hastalarda ki hocam ben diyor da implantımı yaptıralım 3 sene oldu diyor, düştü diyor. Ya da diyor işte implantım sallanıyor diyor. Bir bakıyorum yani implantın etrafında 1 santim diş taşı var. Hmm. E tabii ki düşer, tabii ki gider. Dolayısıyla hep diyoruz bunun bakımı, hijyeni kendi dişiniz nasılsa belki birazcık da daha fazla uğraşmanız gerekiyor. Çünkü kendi dişinizin biyolojik bir koruması var. Evet doğru. bu yapay da, bir şey Bu yapay bir şey olduğu için sizin birazcık daha bu konuda uğraş göstermeniz gerekiyor. O zaman biraz daha böyle açıklayıcı bize implantın bakımı nasıl olmalıdır Şöyle, anlatır mısınız? Tamam. Şimdi bir ara yüz fırçaları var hı hı. göstermiştim küçük fırçalar evet, var ya evet. bunun muhakkak implantta kullanılması gerekiyor. Biz bunu normal dişlerde önermiyoruz implanta diş ipi kullanamazsınız. Çünkü neden genelde implantlar köprü şeklinde olur? Araya zaten bitişiktir. giremediğiniz için hmm. bitişiktir. Siz ne yapacaksınız? Şimdi implantın tam burası diş eti, implant buradan çıktı üzerinde diş var diyelim ki. Bu aradaki üçgenler var ya, her yemekten sonra muhakkak arayüz fırçasıyla oraya girip o ince fırçalarla girip oradaki yemek artıkları varsa temizlemeniz gerekiyor. Hiç yemek artığı yoksa bile oradaki diş etinin kanlanmasını stimüle etmek adına ...oradaki kanlanmayı arttırmak adına... ...ve diş etini canlı tutmak adına... Hı. ...bunu masaj gibi de yapabilirsiniz. Bu çok önemli. İkincisi diş fırçalama günde iki defa... ...muhakkak yapılması gerekiyor. Bir de yatmadan önce ben e, özellikle... full ağız implant Hı. yaptığım hastalarıma... E, ...ağız duşu aldırıyorum. Yani ağız duşuyla... ...implantlarla diş etinin arasında ...şöyle bir girdiği zaman... ...çok ferahlıyor, rahatlıyor. Hem hastamızın uykusu daha güzel oluyor. De hani böyle ağız bir, duşu e... musluğa takılan... Ha, basınçlı su veren bir şey. kendi Şeylerde de var ama böyle e, pilli ya da elektrikli. Öyle olanları da Bağımsız olanları bağımsız da var. Olanları İçine da suyunu da var. koyuyorsunuz. Evet. Ağız duşu böyle basınçlı bir su püskürtüyor. Hmm. implantlarla hmm. diş eti arasına. Oradaki plaktır, yemek artıklarıdır, şunlardır bunlardır ne varsa hepsini uzaklaştırıyor. Hem çok rahat bir uyku yiyorsunuz hem de ağız ve implant sağlığınızı korumuş oluyorsunuz. Ve daha uzun ömürlü Kesin, yani Kesin bu şekilde implantlar. bakım yapan hastalar ömür boyu kullanır. Evet, çok o net. o çok önemli değil Ömür mi? boyu kullanır. Yani 20 sene, 30 sene benim tanıdığım hastalar var. Ankara'daki hocamın yaptığı, benim takip ettiğim hastalar 84 senesinde, 85 senesinde yapılmış implantlar. Neredeyse 40 yıla yaklaşmış artık ömrü ve hala kemik kaybı yok, diş etinde hiçbir sıkıntı yok. Aslında ama 6-7 ayda bir kontrolüne geliyor, sürekli hijyene evet, bakıyor, ben devam ediyoruz. Ben yeni sorum oydu Tabii zaten. Ki. İmplant yapan hastalar da 6 ayda bir kontrole gelmeli mi ya da daha mı sık gelmeliler? Şöyle 6 ayda bir kontrole muhakkak gelsinler. 6 ayda bir gelemiyorsa, yurt dışında yaşıyorsa, hmm. mesela Almanca hastalarımız var, Almanya'da yaşayıp senede bir gelen. En kötü ihtimalle senede bir. En azından bir bakarız bir şey var mı. Mesela bazen biz bakıyoruz implantın etrafında bir iltihap oluşmuş. Ee, ...o iltihap hafiften kemiğe gelmişse biz ne yapıyoruz? O hemen iltihabı hemen kaldırıyoruz. Lazım, tabii. Değil mi? Implantın etrafını açıyoruz. Oradaki o iltihabi dokuları kaldırıp oraya hafif bir kemik tozu ilave edip kapatıyoruz. Hastaya tekrardan az hijyen motivasyonu kazandırdıktan sonra e, uğurluyoruz. Seneye geldiğinde bir bakıyoruz ki o koyduğumuz kemik tozu tekrardan kemikleşmiş. Her şey yolunda. Ama o hasta o sene kontrole gelmeseydi, ikinci sene geldiğinde... Çok belki daha vahim çok bir sonuçla karşılaşabilirdik yani. Tabii. Peki implantı olmasa bile lütfen buradan izleyicilerimize evet. sen söyleyince bu evet. işin uzmanı belki Tabii. daha e, anlamlı olur. E, diş kontrollerimizi evet. ne kadar zamanda bir yaptırmalıyız ve gerçekten yaptırmalı mıyız? Şöyle bunu hep üzerinde durduk. Yine duralım, yine duralım, yine duralım. Hep diyoruz ağız hijyeni, ağız hijyeni, ağız hijyeni. Ya ben rakamlara bakıyorum mesela özellikle çocuklardaki... Çürük insidansı, çürük oranı yani rakam vermeyeceğim ama o kadar yüksek ki gerçekten ya insan üzülüyor. Bir de karşılaştırma yapıyorsunuz işte diğer daha gelişmiş ülkelerle ve oradaki işte çürük oranını yüzde ikilerde yüzde üçlerde görürken bizlerde tamamen 10 ağız katı, 15 bağlı, katı fazla görüyoruz. Yani bu ağız hijyeni ama burada anneyle babalara çok iş düşüyor. Tabii. Az önce hocamız da söyledi hani siz içeride telefonla oynarken hadi oğlum ders çalış demekle olmuyor. Ya da siz içeride televizyon izleyip işte ne bileyim arkadaşlarınızı toplayıp orada keyif yaparken çocuğa içeride hadi çıkma sen çalış deyince de olmuyor. Dolayısıyla bu da aynen hani siz oğlum fırçala oğlum şunu yap kızım şunu yap demekle olmuyor. Sizin yapmanız gerekiyor öncülük yapmanız gerekiyor ki onlar da sizden görerek bir şeyleri yapsın. çocukluktan itibaren yapsın ve hayatına bir, geçirsin. Geçirsin. İkincisi kontrollerle ilgili 6 ayda bir muhakkak kontrole gitmemiz gerekiyor. Bunun birçok faydası var bize. Zaten hekim baktığında diş taşınız yoksa, ağız hijyen motivasyonunuz iyi, fırçalıyorsunuz, her şey yolunda. Zaten hiçbir şey yapmadan tekrardan gönderecek ama öte yandan En azından hep bir görmek kontrol, gerekiyor değil mi? Bir de ağız içi vücudun aynasıdır diyor mu hekim? Yani. Evet. Belki farklı bir lezyon olabilir, farklı bir oluşum olabilir. Bunlarla ilgili de hekim size bir ee, yol, en yol gösterir en azından. Evet. Peki hocam çok teşekkürler. Teşekkür Bugün de e, nasıl geçiyor anlamıyoruz. Evet. Programımızın <gülüyor> sonuna <gülüyor> geldik. E, yarın Ramazan Bayramı. Buradan tüm izleyicilerimizin Ramazan Bayramı kutlu olsun diyoruz. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyoruz. Yola çıkacak olanlar lütfen dikkatli araba kullansın diyoruz. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz, kucaklıyoruz. Haftaya yine aynı saatte biz burada olacağız. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Biz de buradan tüm küçüklerimizin, büyüklerimizin, herkesin bayramını kutluyoruz. Söylediğiniz gibi ne olur yollarda dikkatli olalım. Emniyet kemerlerimizi bağlamadan yola çıkmayalım. Herkesin bayramını tekrardan kutluyoruz. Haftaya görüşmek üzere. <laughs>